Teknoloji Okulu'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ufuk Tufan. Bugün sıfır otomobil sektörüyle alakalı çok merak edilen bir konuyu ele alıyor olacağız. Daha doğrusu sıfır otomobil sektörü değil de elektrikli otomobil sektörü demek daha doğru olur. Zira bildiğiniz gibi elektrikli otomobil sektöründe son zamanlarda çok ciddi bir yarış söz konusu. Xiaomi bildiğiniz gibi hemen hemen bütün alanlarda faaliyet gösteren bir teknoloji devi ve son olarak da elektrikli otomobil sektörüne giriş yaptı. SU7 modeliyle beraber taşları yerinden oynattı diyebiliriz. Zira çok şık bir otomobil ortaya koydu. Hem tasarımsal anlamda dışarıdan baktığınızda oldukça şık, sportif bir otomobil olarak gözüküyor. Özellikleriyle de çok fazla dikkat çekti. Menzil mesafesiyle dikkat çekti ve gerçekten de elektrikli otomobil piyasasında Xiaomi bir devrim yarattı diyebiliriz. Özellikle Tesla'ya bile yakın zamanda meydan okuyabilecek bir seviyeye gelebilir Xiaomi. Peki Xiaomi tüm bu başarıları elde ederken onun en önemli rakiplerinden birisi olan Apple'da son durum ne? Apple aslında bakarsanız elektrikli otomobil piyasasına ciddi yatırımlar yapmıştı ve bu yönde Apple Car projesini hayata geçirebilmek için çeşitli adımlar atmıştı. Fakat son gelişmelerle beraber Apple'ın bu projeyi rafa kaldırdığını duyduk. Fakat yeni gelişmeler Apple'ın yeniden bu projeyi hayata geçirebileceği yönünde bizlere bilgi veriyor arkadaşlar. Zira son zamanlarda özellikle elektrikli otomobil sektöründe satışların yükseldiğini, satış grafiğinin yükseldiğini görüyoruz ve pek çok markanın bu alana girmesi ile beraber de aslında rekabet ciddi anlamda kızışmış vaziyette. Aslına bakarsanız son zamanlarda elektrikli otomobil piyasasında da çok ciddi bir rekabet söz konusu. Xiaomi bildiğiniz gibi zaten pazara dahil oldu. Onun haricinde Huawei'nin çalışmaları var. Tesla zaten sektörde lider. Bunun haricinde pek çok otomobil üreticisi, yani Volkswagen'den tutun da Fiat'a kadar elektrikli otomobil sektöründe ciddi üretimler yapıyorlar. Bunca rakibin olduğu bir yerde de Apple bu pazara girmeyi çok fazla istememişti. Ancak yaşanan son gelişmeler, yani elektrikli otomobil piyasasının günden güne satış miktarlarının artmasıyla beraber de Apple yeniden bu projeyi hayata geçirebilmek için belirli adımlar atabilir. Peki ama gelirse Apple Car nasıl bir otomobil olacak? Apple bildiğiniz gibi ne yaparsa en iyisini yapmaya çalışan bir marka ve Apple Car da bu anlamda piyasada çok farklı bir otomobil olarak karşımıza çıkacaktır. Hem menzil mesafesiyle, hem görünümüyle, hem diğer özellikleriyle beraber Apple Car eğer piyasaya çıkacaksa fark yaratacak şekilde çıkacaktır ve buna da emin olabilirsiniz. Sektöre şöyle bir göz attığımızda elektrikli otomobillerin ortalama menzilleri 400-500 km civarında olduğunu görüyoruz. Ancak bunlar gerçek kullanımlarda 300-350 km'lere kadar düşüyor ve bu da biz kullanıcıların canını sıkıyor. Fakat Apple bu konuya ciddi anlamda eğilecektir arkadaşlar. Eğer Apple Car ortaya çıkarsa bu proje 1000 km'lik bir menzil mesafesini bizlere sağlayacaktır ve bu menzil mesafesiyle beraber de Apple Car sektörde fark yaratabilir. Zira demin de ifade ettiğim gibi elektrikli otomobil piyasasında menzil mesafesi noktasında çok ciddi sıkıntılar var ve kullanıcıların da şu anda en üzerinde düşündüğü ve elektrikli otomobil alma noktasında çekincelerinin olduğu konuların, başlıkların başında bu menzil mesafesi sorunu geliyor. Dediğim gibi Apple Car 1000 kilometrelik menzil mesafesiyle, çok iddialı bu menzil mesafesi, sorunu çözmek için piyasaya gelecektir. Peki fiyat. Fiyat çok önemli. Peki ama Apple'ın yüksek fiyat politikası elektrikli otomobilde de geçerli olacak mı? Bu sorunun cevabı ne yazık ki evet. Apple elektrikli otomobilinde de bu yüksek fiyat politikasını sürdürecektir. Yani örnek vermek gerekirse Xiaomi SU7 bugün 40 bin dolarlardan satılıyorsa eğer, Apple Car da 50-55 bin dolar bandında tüketicilere sunulacaktır diyebiliriz. Çünkü Apple'ın Xiaomi'ye göre bugün bile baktığınızda sektörden neredeyse 1,5-2 katlık bir fiyat farkının ne olduğunu görüyoruz. Otomobil sektöründe de o kadar olmasa da biraz daha yüksek bir fiyattan Apple Car'ı görebiliriz. Peki tarih. Tarihle alakalı yine sosyal medyada çok ciddi iddialar mevcut. Ancak şunu söyleyelim biz hemen peşinen, Apple Car yakın bir zamanda bizlerle olmayacaktır. Zira Apple Car projesi hala şu anda bir proje kapsamında, yani kağıt üzerinde bir proje sadece ve Apple'ın bu anlamda ciddi yatırımlar yapması gerekiyor. Patentler alması gerekiyor belki de. Dolayısıyla bu uzun bir zamanı bizlere işaret ediyor aslında baktığınızda. Ne 2024 yılında ne 2025 yılında Apple Car'ı görmemiz pek mümkün gözükmüyor şimdilik. Ancak daha ilerleyen yıllarda, yani 2026-2027 gibi belki de Apple Car'ı yollarda görmek mümkün olabilir. Dediğim gibi ama şu an için bu tarihle alakalı çok fazla bir şey söylemek
doğru olmayacaktır diyoruz ve yavaş yavaş artık videomuzun sonuna geliyoruz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen kısmına basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.